Merhaba arkadaşlar. Az önce elimize NVR kayıt cihazımız ulaştı. Bu cihazımız IP8 kanal NVR kayıt cihazı. AS608NX Full HD 2 megabit 1080p kayıt cihazımızdır. Kutuyu gördüğünüz gibi daha açmadım. Sizlerle beraber açmak istedim ben de. Bu benim ilk açacağım NVR kayıt cihazı. Daha önceden AHA'da yani normal DVR kayıt cihazı aldım, kurdum birkaç tane firmaya da. Ama IP'li ilk defa ben de çalışacağım. Sizin kadar ben de merak ediyorum. Şimdi bu videomuzda sadece kutuda neler var, özellikleri nelerdir ve benzeri bilgiler paylaşacağım sizlerle. Kurulumunu içinde IP kameramı bekliyorum. Ne yazık ki IP kameram ulaşmadı. Kargo firmasından kaynaklı bir durum oluştu. Normalde dün elime ulaşması gereken ürün şubelerin karışmasından ötürü başka tekrar merkezden dönüp gelecek bana. İnşallah pazartesi, bugün cuma, inşallah pazartesi elime ulaşır diye. Bugün cumartesi, özür diliyorum. İnşallah pazartesi elime ulaşır. Hep beraber başlayalım arkadaşlar. Açmayın. Kargo firmasının kendi poşeti. Hemen burada ben bu ürünü N11'den almıştım. Kampanyalı aldım. Sadece benimle ilgili bilgiler var burada. Şöyle zaten. Hemen şöyle güzel bir kutusu varmış. Şimdi ürün zaten şöyle bastığında ürün biraz ezilmiş. İnşallah bir hasar gelmemiş kargodan ötürü. Tabii şurası çöktüğünü hissediyorum. Umut ediyorum ki bir sıkıntı yoktur. Hemen kutunun üzerinden bir şeyler bakmaya çalışıyoruz. Yani hemen şurada H264 FNC Video Compression bilgisayar mouse'uyla kontrol edilebiliyor. Multi-language dili. Yani Symbian, Windows Phone, iPhone, Android, BlackBerry destekliyor. Hızlı bir dosya araması yapılıp geri kayıtla kontrol edilebiliyor. Bulut, point-to-point fonksiyonlu bulut servis hizmetini de desteklediğini söylüyor. Ürünümüz Walkerton markasıymış. Modeli ise AS608NX modeliymiş. 12 Watt'la çalıştığını söylüyor. Hep beraber başlayalım. Başka bir şey var mı? Burada da aynı bilgiler var. Başka bir bilgi göremiyorum. Bunlar o kadar önemli bilgi değil. Hep birlikte başlayalım açmaya. Ürünümüzün korunduğunu düşünüyorum tabii bu durumda. Kendi şişme poşetiyle beraber. Hemen üründe bir kırık çatlak var mı diye meraktan bakıyorum. Yok. Gayet güzel. Şöyle ürün önde bir görünüşü görüyoruz. Sadece power düğmesi, kayıt düğmesi ve yedek düğmesi. Bir de RR sensör var. Hemen iCloud Software, Outlook Software, One Touch Online şeklinde bir adres var üstünde. Hemen arkasına bakıyoruz. Ürünümüzün VGA çıkışı, HDMI çıkışı, internet giriş, USB port bağlantıları ve 12 volt enerji girişi var. Bir de topraklama girişi var. Başka bir şey görmüyorum. Şu an bu. Daha önceden aldığım bazı cihazların şu üst tarafı plastikti. Bu demir. Bayağı sağlam bir şey. Başka kutumuzda neler var bir bakalım. Kutumuzda şöyle bir küçük bir şey çıktı. Onu sonra kontrol edelim. Şurada küçük bir kutu daha var.
Onu da merakla açmak istiyorum. Evet, cihazımızın 12 voltluk adaptörü. Hemen bakıyoruz. Hemen şuradan kontrol ediyoruz. Cihazımız 12 voltluk, 2 amperlik bir adaptörü. İçinden ses geliyor. İnşallah hasarlı bir şey yoktur. Dondurulduğu bir ses geliyor. Cihazımızın hard disk bağlantı vidaları ve cihazımızı kontrol edeceğimiz faresi. Şöyle kenara indirelim. Kurulum bilgi taşıyor diyelim. Broşürü ya da. Hemen bir CD çıkıyor. CD'ye bakalım. DVR, MVR yazıyor. Başka hiçbir bilgi yok. Ne işe yaradığını ben de bilmiyorum. Herhalde kurumla ilgili bilgiler vardır. Ürünün bu özelliği işte güzeldir. Türkçe kullanım kılavuzu gelmesi. Bildiğiniz üzere çoğu cihazlar yabancı marka oldukları için çoğu zaman işlerinde Türkçe kullanım kılavuzu çıkmıyor. Hani Türkçe kullanım kılavuzu çıkması çoğu kullanıcının evinde kendi sistemini, yani kendi güvenlik kamera sistemini kendi kurmasına olanak sağlıyor. Yani dışarıdan bir ustaya gerek kalmadan kendiniz evde kurmanızı sağlıyor. Çünkü içinde bir sürü yönlendirici bilgi, detay notları oluyor. Şimdi hemen bizim ürünün şeylerine bakalım. Hemen şurada not yazıyor. Enerji balansı yapmadan önce mutlaka kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyunuz diyor. Yani cihazı sökmeye çalışmayın, eğer ağrıysa direkt mi teknik serviste konuşun diyor. Tabii bu kullanım kılavuzu bizim cihaz için değil gibime geliyor. Çünkü bizim cihazımız DVR değil, MVR kayıt cihazı. Bu DVR kayıt cihazı için konulmuş galiba. Onun fonksiyonu, zaten görselde de bir şey farklılığı var. Bu bizim cihaza uyumlu değil ne yazık ki. Evet, DVR cihazı içinmiş, bizim değilmiş. İlginç bir şekilde. Hemen diğer broşüre bakıyoruz. Bu işte hızlı bir şekilde cihazımızı açıp ne yapmamızı sağlıyor. Hard disk takmamızla ilgili bir kitap çıkmış. Hemen şöyle bir kısaca şeyler var. Hard diskin enerji kablolarını ve bilgi kablolarını takın. Şey yapın diyor. Kapatın falan gibi bilgiler yer alıyor. Bununla ilgili ben zaten kendim size bir video çekeceğim. NVR kayıt cihazımıza nasıl hard disk koyacağımızı. Burada, ama burası İngilizce hepsi tabii. Girişle ilgili bilgiler falan da var burada. Tabii biz kurulum için ekstradan bir video daha çekeceğiz. O zaman ben bu bilgilerin hepsini sizlerle paylaşacağım zaten. Birebir kurulumunu gerçekleştireceğiz. O yüzden hani şu an çok da önemli değil. Zaten kitap çıktı İngilizce. Sıkıntı yok benim açımdan. Sizlerle zaten gerekli şeyi yapacağız. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz aşağıdaki beğeni tuşuna tıklayıp yorumunuzu bırakmayı unutmayınız. Kanalımızın şu an takipçi sayısına ihtiyacı var. Sizlerden ricam aşağıdaki linki tıklayarak abone olmanız, bize destek olmanız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.